Ünlü şarkıcı Doğuş'tan kahreden haber geldi. Ünlü şarkıcı Doğuş apar topar ameliyatlandı. Şarkıcı Doğuş geçtiğimiz günlerde böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrenmişti. Ünlü isim apar topar ameliyatlandı. Azerbaycanlı bıçak altına yatan ve sağlık durumu merak edilen Doğuş hastane odasından paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı Doğuş 2006'da dünya evine girdi. Şeyma Uygun ile 2009'da boşanmıştı. 2014'te ise Azerbaycanlı sunucu ve gazeteci Hoşkeden Hidayet kızı ile nikah masasına oturdu. Ünlü ismi bu evlilikten Arda ve Arın adında iki oğlu bulunuyor. Ufak bir rahatsızlık için hastaneye giden 49 yaşındaki ünlü şarkıcı böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrendi. Ünlü isim apar topar ameliyat alındı. Doğuş 114 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabına yaptığı yeni bir paylaşımda ameliyat olduğunu duyurdu. Hastane odasından bir video yayınlayan Doğuş sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. 3 ameliyat geçirdiğini belirten ünlü şarkıcı çok önemli 3 Dedim lütfen bize Ege. Neydi hoşgörden panik mi yaptı? He, panik yapacaksansa böyle sözler değilsen demem. Ben hiç sevmediğim şey. Yani nasıl olur bile. Ben dedim normal bir hasta gibi davranacak. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen Normal zaten hasta. işin harbiden en İşte iyisin onun ya. demek Yoksa istiyorum. ben gider Normal çünkü yokum zaten yani. hasta gibi davranan. Abi her zaman böyle problem var. Bir insana normal hasta gibi değil de farklı bir davrandığın zaman aa sen farklısın bilmem ne Yok işin ya. de Ben en hiç farklı normal falan he değilim. Ben normal hastayım, hasta sen gibi. doktorsun ha. Bittikten sonra yine nasıl lazımsa davran. Bir programı Neredesin bu yetişir, hocam? can programı yetişir tabii ki sen. Ne? Aman Allah'ım. Program mı derdin senin? Pro Ne yapsın? Bensiz yapamıyor. Pro Nedir şimdi hocam benim bu pozisyonum nedir ya? Yani orada kaç kilo var? Nedir o pozisyon nedir? Arda ise 2 kilo orada şeyim vardır, mayı. Onu çekeceğim. Çekiden de 2 kilo azalacaksınız. 2 kilo da yetmeyecek işim arkadaşlar. Siz Spor böyle yapmadan ameliyata giren bir adam gördünüz mü ya? spor yapmadan 2 kilo ağırlayacağız. 10 santim kist. Çok 10 büyük. santim. 10 santim böbreğin üst kısmında tamamıyla böbrek ve diğer organlar hepsi itmiş. Yani evet. Büyük bir kist. Ama bunlara biz basit kistler söylüyoruz. Bunların da etiyolojisi belli değil. Ne zaman emele gelir, nasıl emele gelir, neden emele geldiğini bilmiyoruz. Ama Hocam, batıyor hocam, bir şey ameliyatta soracağım. mutlaktır. Evet. Ya, mesela inat ettim ameliyat olmadım. Evet. Patladı, ne oldu? Kanama verebilir. İçeride. Sonra? Çünkü o böbrek Çok da etrafında bayıltır herhalde olan onun patlaması. Tabii Öldürür mü, ne etrafında yapar? yok, öldürmez de ama kanama verebilir. İç sıvılar içe doğru akabilir. Yani Bayılıyor. ona göre bir ağrı falan olabilir. Yani kanama olabilir. Yok, kanama olmasın diye. Çünkü gerginlik duvarında orada damarlardan biri patlayabilir. Biz onları bilmeyiz. Kanser. Ya kanser söylemiyoruz ama kanser olduğu zaman Bosniak tip sınıflaması var onun. Bir bu bizim için basit. Bosniak 1 sayılıyor ama 2, 3, 4 ve 5'ler o zaman yani bizim için daha sıkıntılı. Ama şu andaki sizinki basit bir kist. Basit bir kistteki büyük olursa 6 santimden yukarı olursa ameliyat gösterişidir direkt. 10 santime. Şu anda sizde 10, 11, 12 santimlik bir kist olacak. Çok büyük. Böbreği tamir etmiş. Yani şey fotoğrafını da gördünüz. Kenara mı almış böbreği? Tamir genel bağlamış. Evet. Onu da bana at da ben onu da posta, onu da Evet, onu da fotoğraf atacağım olarak size. koyayım. Fotoğrafları atacağım size. Evet arkadaşlar, ameliyata giriyorum ben. Siz narahat olmayın, yani üzülmeyin. Ben Bahtiyar hocama gerçekten çok güveniyorum. Azerbaycan değil, bence dünyada nam salmış. O mütevazi davranan bir profesör, bir doktor. Teşekkür ediyorum sizlerin aracılığıyla kendisine Sağ gerçekten. olun abi. Geçmiş Hem olsun. güzel adam Geçmiş olsun. hem de iyi baca. Sağ olun. Teşekkürler, sağ Sağ ol. olun. Hadi bakalım. Sağ olun. İki çocuğu bulunan Hoşgeden Hidayet kızı da sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşımda bulundu. Hoşgeden Hidayet kızı eşi ve çocuklarıyla çekilen mutlu bir aile pozunun altına eğer susarsam konuşman daha aydınlık olur. Çünkü sukutta hem sessizliğin işi hem de konuşmanın faydası gizlidir. Sizi seviyoruz notunu düştü. Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Doğuş da kalp emojisiyle karşılık verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.